Merhabalar sevgili seyirciler. İzmir Karşıyaka'da İzmir Üniversitesi Hastanesi'nde sizlerle birlikteyiz. Romatoloji uzmanlarımıza her ağrı romatizma mıdır? Romatizma sadece eklemleri tutan bir hastalık mıdır diye soruyoruz. Profesör Doktor Gürbüz Gümüşdiş ve yardımcı doçent doktor Pınar Talı Ocakçı bizlerle. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Romatoloji nedir hocam? Romatoloji hemen şöyle söyleyebilirim. Tarihin en eski hastalıklarından biri bir kere. Yani insanlık tarihine baktığımız zaman ta Mısırlılardan itibaren bu hastalıklara ait bulguları çeşitli delilleriyle görüyoruz, bakıyoruz. Ve milattan sonraki yıllarda özellikle romatizm kelimesi, romatoloji kelimesi yavaş yavaş devreye girmiştir. Eklemleri tutan bu hastalık daha sonraki yıllarda insanlık geliştikçe, orta çağ geçtikçe ve özellikle son çağlarda çok büyük gelişmeler göstererek bugünkü haline varmıştır. Romatolojide şöyle bir şey var. Eklemler ilk planda hemen akla gelir. Kaslar ilk planda yine akla gelir. Ve bizim hareketimizi sağlayan kas ve iskelet sistemi otomatik olarak bizim için çok önemli tabii. Bizim bütün aktivasyonumuzu sağlayan bir sistem. Özellikle bu sistemi tutan bir hastalıktır. Peki her ağrı romatizma mıdır? Romatolojik hastalıklarda ağrı çok 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 önemli. Yani bize gelen hastaların çok büyük çoğunluğu ağrı nedeniyle gelir. Ağrı bizim çözmemiz gereken en önemli sorunlardan biridir. Ağrı tabii sübjektif bir olaydır. Yani ben şimdi kalksam desem ki size benim başım ağrıyor. Bunun ağrımadığını söyleyemezsiniz. O sübjektif olayı, bize yansıyan bu olayı hekim olarak bizim çözmemiz gerekir. Burada hasta ifadesi ağrı konusunda büyük önem taşır. Ben hastalarımıza şunu söylemek istiyorum, bize başvuracak olan insanlara. Ağrı nasıl bir ağrı? Biz romatolojik ağrıları genellikle iki büyük gruba ayırırız. İltihaplı romatizmalarda gördüğümüz ağrılar, bir de daha çok mekanik olaylarda gördüğümüz ağrılar. İltihaplı romatizmalarda özellikle sabah saatleri kabus gibi olur. İster bel romatizması olsun, ister el romatizması olsun, hangi türü olursa olsun, kişi sabahleyin yataktan kalktığında aslında dinlenmiş olarak kalkması lazım. Gayet rahat hareket etmesi lazım. Halbuki işte öyle olmuyor. Hasta bir anda ellerini tutamaz hale de hissediyor kendisini. İş yapamaz halde hissediyor. Bir çay bardağını tutacak, eller uyuşuk ve ağrılı oluyor. Örneğin en çok ellerin tutulduğu romatoid artritte bu böyle oluyor. Böyle bizim karşımıza geliyor. Yani istirahatten sonra ağrı ön plana çıkıyor. Bunu unutmamak gerekir. Bu sabah tutukluğuyla beraber olan ve sabah gelen bu ağrılar ortalama 1 ila 3 saat kadar bir zaman alabiliyor iltihaplı romatizmalarda sabah saatlerinde. Yavaş yavaş gün boyu öğlenden sonraya doğru yavaş yavaş ağrının şiddetinde bir azalma olur iltihaplı romatizmalarda. Yani aktivasyon nispeten iyi gelir. Güncel hayat nispeten iyi gelir. İkinci ağrı tipi dediğimiz mekanik ağrılarda ise durum tam tersinedir. Kişi rahatında sabahleyin rahat yatağından kalkar, elini yüzünü yıkar, işine gider. Ama gün boyu yoruldukça, ayakta kaldıkça, aktivitesini sürdürdükçe yavaş yavaş bakarsınız ki kişinin şikayetleri artmaya, ağrıları artmaya başlar. İşte biz onlara da mekanik ağrılar ve yorgunlukla beraber artan ağrılar diyoruz. Onlarda iltihaplı romatizmaları düşünmüyoruz. Yani bir başka neden olması gerekiyor. Ağrı olarak bu ikisi çok çok önemli. Tabii ağrıyı bir de derecelendirirken yine şunu söylemek istiyorum ben. Hastalarımız bunu iyi anlatabilmeli. Bu çok önemli. Oturur oturmaz bize pek çok hasta şunu söyler. Korkunç ağrım var. Korkunç ağrı dediğiniz zaman biz ağrıyı tabii nasıl çözeceğiz? Bunu bir dereceye sokmak gerekiyor. Örneğin bir el muayenesinden örnek vereyim ben size. Böyle hastanın parmağını sıkarız biz mesela. Hasta hiç elini kımıldatmıyorsa biz buna birinci de ağrı var mı? Evet var diyorsa ama elini çekmiyorsa, yüzünü ekşitmiyorsa o zaman biz deriz ki bu birinci dereceden bir ağrı. Yani hafif bir ağrı. Ama yok, hasta yüzünü ekşitiyorsa, memnun değil, yani bir memnuniyetsiz ifade gösteriyorsa, o zaman diyoruz ki bu ikinci derece ağrı. Hem yüzünü ekşitip hem
kolunu kurtarmaya çalışıyorsa üçüncü derece diyoruz. Ama bir de öyle ağrılar var ki, örneğin mesela akut kut atağında elinizi değdirirsiniz hasta zıplar. Ona da dördüncü derece ağrı diyoruz. Yani el sürmek mümkün olmaz. Romatizmal hastalıklar sadece eklemleri mi etkiler? Şimdi tabii genellikle iskelet sisteminin hastalığıdır. O doğrudur. Yani ana tablo o. Görünüş öyle. Ama artık halkımız da öğrendi, insanlarımız da öğrendi. Hakikaten şimdi çok görüyoruz. Örneğin mesela göz. Göz bizim iltihaplı romatizmaların bilhassa tutturmayı sevdiği organlardan bir tanesi. Hiç akla gelmez, hani gözle ne alakası var. Halbuki çok sık olarak biz iltihaplı romatizmaların seyrinde göz tutuluşları görebiliyoruz. Üveyitler yapabiliyor örneğin. Gözde bir takım daha başka sklerit gibi, konjonktivit gibi değişiklikler görebiliyoruz. Başka tutuluşlar da var bunların dışında. Göz bunlardan bir tanesi. Yine bazı romatizmalarımızda akciğer çok öne çıkıyor örneğin. Akciğer tutuluşları oluyor. Ve akciğerde öyle lezyonlar yapabiliyor ki hastanın yaşamını etkileyebilecek sorunlar yaratabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela progresif sistemik skleroz diye, skleroderma diye bir hastalık var. Onda akciğer öyle bir hale gelebiliyor ki hakikaten yaşamsal önem taşıyor. Yine bunun dışında mesela sistemik lupus diye başka bir hastalığımız var. O da iltihaplı bir romatizma türüdür. Onun da sevdiği yerler arasında mesela böbrek geliyor. Mesela böbreği tuttuğu zaman bayağı büyük sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Hemen hemen vücudun pek çok yeri etkilenebiliyor. Bunu ifade etmekte yarar var. Sadece ve sadece dediğimiz gibi eklemlerde değil olay, tamamında oluyor. Bu nedenle de biz hekim olarak, romatolog olarak daima hastayı dip temel bir muayene ederek, hepsini birden göz önüne alarak, hastanın yanlış anlaşılmasın, bütün organlarını tek tek inceleyerek ilaçları da ona göre seçeriz, tedavileri de biz ona göre yaparız. Hocam peki romatizmanın çeşitleri var mıdır? Romatizmanın çeşitlerini nasıl ayırabiliriz diye düşünülebilir. Ben şöyle bir ayırma yapayım. Bir kere iltihaplı romatizmaların çok önemli bir kısmı bağ dokusu romatizması dediğimiz romatizmalar. Bağ dokusu dediğimiz şey bizim harcımız, yani dokularımızın ara maddesi. Tuğlaların arasına nasıl harç konuyorsa, duvarlara nasıl badana konuyor, badana ile duvarlar düzeltiliyorsa örneğin, yerlere muhakkak izolasyon konuyorsa, bağ dokusu öyle bir doku. İsmi üstünde bağlayan doku, tissue connective disease dediğimiz olay, anlatabiliyor muyum? Ve öyle bir şey ki bu, bu doku çok çeşitli romatizmalar yapabiliyor. Bu gruba girenler içerisinde en ünlüsü romatoid artrittir. Romatoid artrit bu grubun bir numaralı hastalığıdır. Ve özellikle elleri, parmakları, el bileklerini tutmayı çok sever. Ayak parmaklarını, daha çok küçük eklemleri tutmayı sever. Ama aynı zamanda dizleri de, dirsekleri de, omuzları da tutabilir. Bu grupta işte sistemik lupus gibi, skleroderma gibi, dermatomiyozit, polimiyozit gibi, kas hastalıkları gibi hastalıklar da yer alabiliyor. Diğer bir ikinci grup bel romatizmaları. Bizim Türk halkının bu konuda deprem de nedeniyle de bir alışkanlığı var bel romatizmalarında. Spondilit dediğimiz omurga romatizmaları var. Omurga romatizmalarında da olay leğen kemiği dediğimiz pelvis kemiği içinde başlıyor. Oradaki sakroiliak eklem diye iki tane eklemimiz var. Olay oradan başlıyor. Ve oradan başlayarak aşağıdan yukarıya doğru, ta yukarıya kadar omurga boyunca çıkan bir romatizma türü yapıyor. Ve eklemleri, omurgadaki eklemleri etkileyerek onları sabitleştiriyor. Hastalık böyle bir seyir gösteriyor. Bu iki grup hastalık iltihaplı romatizmaların en çok olduğu hastalıklar bunlar. En çok olduğu hastalıklar bunlar. Bunu söylemek isterim. Bir üçüncü grup kristal artropatileri dediğimiz gut gibi. Gittikçe beslenmeyle, kilo almayla, uzun ömürle daha çok da görmeye başladığımız, ondan sonra sıkışa görmeye başladığımız bir artropati bu. Türkiye'de de oldukça sık görmeye başladık. Tarihsel bir hastalıktır kendisi. Bir dördüncü grupta osteoartroz dediğimiz, Türk halkının kireçlenme dediği ve yıpranmaya dayanan, yani bir nevi yaşlanmayla beraber saçların ağarması gibi, dişlerin çürümesi gibi, derinin buruşması gibi,
kemiklerin de yıpranması, kıkırdak dokunun yıpranması. Çünkü her şeyin bir ömrü var, bir miadı var. O ömrü tamamlayınca bu hastalıklar çıkabiliyor. Ama osteoartroz dediğimiz, kireçlenme dediğimiz hastalıklar daha çok yaşlılık döneminde, 50 yaşından, 60 yaşından sonra oluyor. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Bu yaşlılık deyimi benim ağzımdan yanlış olarak çıktı. Ben yaşamı üçe ayırıyorum. 0 ile 35 yaş arasına coşkun gençlik diyorum. 35 ile 65 arasına olgun gençlik diyorum. 65'ten sonrası benim çağımdakilere de yorgun gençlik diyorum. Onun için gençliğe hiç sarılalım, sakın bırakmayalım. Kendimize dikkat edelim, iyi bakalım. O zaman göreceksiniz ki çok daha mutlu bir hayat süreceğiz. Hocam peki hastalara söylemek istedikleriniz neler? Hastalarımız bize gelirken ne olur? Eski tahlillerini getirsinler, filmlerini getirsinler. Ve bir de şunu düşünsünler gelirken doktora. Ben derdimi nasıl anlatacağım? Kendi kafalarında bir plan yapsınlar. Hatta gerekirse yazabilirlerse 5-10 satır varsınlar yazsınlar. Çünkü içeriye girdikleri zaman muayene olmaya, anlatın dediğim zaman ben şunu görüyorum hastalarımızda. Bayağı bir zorlanıyor, telaşa kapılıyor. Hiç gereksiz şeyler söylüyor. Halbuki derdinizi ne kadar iyi anlatırsanız ben inanıyorum ki o derece bizim de hekimlik yapma şansımız artar ve o derece biz başarılı oluruz.